Akşam raporu ile karşınızdayız. Ben Serpin Alparslan. Öne çıkan haber başlıklarıyla buyursunlar. 7 Ekim'de başladı. 17 Ekim'de ise kanlı bir tutuma doğru ilerlemeye başladı. Tablo artık o kadar farklı bir yönde evrilmeye başladı ki ulusal güçlerin, ulusal hukukun, savaş hukukunun artık tamamen durduğu bir sığınan liman altın oluyor. O yüzden de orada gram altında 1767'yi rekor seviyesine doğru yükselmiş durumda. ABD hazine tahvilleri %4.89 boyutuna kadar çıkmış olduğu faiz, altın, dolar hepsi yükselişle devam ediyor. Devam edelim altından sonra. S&P'nin özellikle Orta Doğu uyarısı geldi. İsrail Filistin'le ilgili çatışmanın jeopolitik riskleri artırdığını söyledi. Enerjide arz şoku yaşanabilir dedi ki petrolde de sert düşüşler olabiliyor biliyorsunuz. 90 doların altına, Brent petrolün 90 doların altına indiğini gördük. 89'ları gördük ama daha da sert düşüşler olabilir. Orada bir arz şoku yaşanabilir diyor. Çatışmalar İsrail-Gazze arasında kalabilir demiş ama borsa yatırımcı sayısı 8 milyonu aşmış durumda. Portföy büyüklüğü ise 11 trilyonu aşmış durumda. Vatandaşlar, özellikle gençler, kadınlar, daha böyle asgari ücretin altında alan ya da asgari ücretle geçinen vatandaşlar da çıkış yolu bulabilmek için özellikle borsaya yönelmişti. Küçük küçük rakamlarla girişler yapmıştı. Oradaki işte total rakam ise 11 trilyonun üzerine, portföy büyüklüğünün 11 trilyonun üzerine çıktığını yine sizlerle yayınımızın başladığı anda, saatlerimiz 15'i gösterdiğinde sizlerle paylaşmıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederken yarın tekrar görüşebilmek umuduyla şimdilik efendim hoşça kalın, mutlu kalın, her daim bizlerle kalın.